Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. E, Nuri Seygen ve Hakan Güldağ'la birlikteyiz. Nuri Sevgen'i de stüdyoya aldık. Artık bir sonraki adım sizi de e, <laughs> beraber buraya aldık. Sizi de bekliyoruz hocam. i̇nşallah zaten şimdi gördüm ilk kez böyle hani yeni stüdyonun böyle üç kişi herhalde otururken gayet güzel, şahane görünüyor. Ee, i̇nşallah o zaman ben de ilk fırsatta gelmek isterim. Harika. Teşekkürler Biz sağ olun. Hocam isterseniz bugünkü hemen Merkez Bankası kararıyla başlayalım. Bugünün gündemi. Ee, ne bekliyorsunuz? Ee, klasik olarak onu sorayım. Sonra bu likiditeye e, piyasada e, oluştuğu ifade edilen bol likiditeye ilişkin sizin de değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun. Hı -hı. Şimdi benim de beklentim genel olarak hani faizde bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde ama hani giderse çok sürpriz olmaz bir arttırma giderse bu da daha çok teknik nedenlerle olabilir gibi geliyor. Şimdi bir önceki toplantıya ve o toplantıdaki karara baktığımızda Merkez Bankası enflasyona yönelik bayağı bir riske işaret ediyor. İşte iç talep yeterince soğumadı, gıda fiyatları, Hizmet fiyatlarındaki baskı, jeopolitik riskler gibi bir önceki toplantıyla karşılaştırdığımızda farklılaşan ne şu anda diye bakarsak aslında iç talebe yönelik yavaşlama biraz daha netleşmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın elini güçlendiren ya da faiz arttırımı yapmamasına destek olabilecek bir gelişme var bu tarafta. ...geçen ay yapmadığına göre bu ay azalan taleple yapmaması daha mantıklı olabilir belki. Ee, ama diğer taraftan bu e, likitte meselesi, e, yani Merkez Bankası'nın döviz alımlarıyla verdiği likitte'nin e, çok güçlü olması... ...ve yeterince bunu çekememesi, e, Merkez Bankası'nı şöyle arayışlara itebilir. Ya o koridoru biraz genişletmek ve yukarı çekmek yönünde adım atabilir ya da gerçekten politika faizini yukarı çekerek hem doğrudan hem de dolaylı yoldan e, yine koridoru yukarı çekmiş olacaktır yine. E, bu anlamda e, yani bankaların vereceği mevduat faizi de, bankalar arası para piyasasındaki faizi de yukarı çekme yönünde bir adım olabilir. Bu e, ilk düşüneceği gibi gelmiyor bana da ama olursa da çok şaşırmamak lazım. Daha çok... Likidliğe yönelik doğrudan adımları herhalde düşünecek. E, o anlamda e, kararda buna ilişkin detaylara daha çok bakacağız. E, nasıl bu likidliği çekebilecek? İşte Elindeki enstrümanlar 4-5 tane 3-4 tane temel enstrüman var. Ne boyutta bunu kullanacak? Herhalde en kritik nokta bu olacak gibi gözüküyor. E, Nuri Sevgen, hocam izninizle e, Nuri de bizimle, Hakan abi de burada hep birlikte değerlendirelim. Evet. Bu likidite meselesini sen hakikaten her gün e, Nuri Sevgen masa başında, eli taşın altında olduğu için izliyorsun, bakıyorsun. E, fonlama faizlerini yakından takip ediyorsun. Oradaki değişimler, piyasadaki para, çekilen para. Nedir orada durum? E, senden bir değerlendirme alayım lütfen. Bugün sizin gazetede Şebnem Turan yazmış. E, e, Sabah da baktım. Dün akşam itibariyle... Merkez Bankası'na gecelik olarak verilen para miktarı hmm. burada Şebnem Turan'ın haberinde en son bir gün önce aldığı için 462 milyar TL'ydi. Evet. 516 milyar TL'ye çıkmış. 16 Oo. milyar dolar. Sürekli. Dünkü kurla. Tabii evet. artıyor. Ee, TLRF de 47'ler civarına geldi. Tabi bu TLRF özellikle fon ya da mevduat yapanlar için yedi stopaja tabi olduğu için %44-45 faizimiz var. Hmm. Yani Merkez Bankası faiz arttıracak mı derken Merkez Bankası şu anda %53 olan 10 Mayıs'tan önceki fonlama ortalamasını ki 52-90'lardaydı. 53'ten 45, %8, 800 baspan düşürmüş aslında. Merkez Bankası mı düşürüyor yoksa piyasadaki... Piyasa tabi de öyle... tabii tabii. tabii. Yani ben şimdi Merkez Bankası'na baktığınız politika faiz oranı hala hmm. %50. Hmm. Ama politika faiz oranı haftalık repo faiz oranıdır. Günlük olarak yapılır. Toplam baktım burada 5 milyarlık zaten bir fonlama yapılıyor. Bir şey yaptığı yok. Ama toplamda piyasada o kadar çok fazla likitte var ki... E, düşünsenize ne diyoruz? Rezervlerde 40 milyar dolarlık artış oldu dedik. Şimdi rezerv artışı 50 demek... 50 Hatta 50, 50, evet, hatta, 50 evet. diyelim. Hmm. 50 milyar dolar aldığınız zaman 1 trilyon liranın üzerinde para yapıyor. E şimdi siz bunu aldığınız zaman TL veriyorsunuz piyasaya. 1 trilyon TL nereye gidiyor? E Sıvaplar falan filan çözüldüğü için doğal olarak likitte burada boğuldu piyasada. Hmm. E Merkez Bankası'nın bir şekilde hani bugünkü toplantısında bence bununla ilgili çözümler ya da konuşmalar doğan planı çıkacak. Birkaç gündür bunu da söylüyorum. Hatta belki bir aydır bunu söylüyorum. Bu likitte fazlası borsaya yarar. Hmm. Orada bir şey olmaz. Çünkü oradan bir miktar para geçişi olacaktır. Gerçi mevduat sahipleri çok nadir şekilde borsaya girdiler. Az miktarla girdi ama onlar garantici diye. Evet değil mi? ama mevcut benim gibi piyasa dolup da ya faizler yüksek bir miktarını nakite tutalım, fonlarda tutalım diyenlerde çözülmeler başladı. Hmm. Bu çözülmeler artacaktır önümüzdeki hmm. dönemde böyle giderse ve fon geçişleri olmaya başladı. Bazı fonlar mesela mesela bankaların ellerinde tuttuğu likit fonların ben sürekli izliyorum onları. İçinde içinde bir miktar mevduat olanlar biraz daha yüksek getirirken e, Ters repo piyasasında repo yapan fonlar daha önce çok yüksek getiriyordu. Orada rep faiz yüksekti. Onlar daha az getirmeye başladı. Orada fon geçişleri olmaya başladı. Hmm. Hocam bu likidite meselesi hani ne kadar önemli? Ee, Merkez Bankası pek belki istemediği e, ta, bir sonuca mı yol açıyor e, bu yolla? Yani bir yandan... Tamam işte e, rezervleri güçlendirelim Yaklaşık evet. değil mi Hakan abi? 50 milyar Aynen. dolara yakın bir toparlanma var. Hatta 50 milyar doların üzerinde çıktığı 54 milyar dolar gibi bir rakam Hı -hı. olduğu ifade ediliyor. Ama bir taraftan da bu Nuri Sevgen de anlattığı rakamlarla piyasada bir likidite oluşmasına evet. neden oluyor. Mevduat faizleri mesela 7-8 puan aşağı geldi. Ee, evet. Yani o Merkez Bankası'nın açıkladığı mevduat rakamının içinde de var. O bence biraz sanal bir rakam. Yani diyor ya mevdu, haftalık mevduat işte şu oldu falan. Ya o mevduat içinde çünkü KKM dönüşlerine daha yüksek mevduat faizi verildiği için ortalama sanki yukarıdaymış gibi. Ama şu an mevduat faizleri 40'lı seviyelere geldi. Tabii tabii. tabii. Yani 32 yani... güne 49-48 en yüksek veren. Hadi evet. 50 diyelim. Hmm. Ki 50 vereni görmedim dün itibariyle. Hmm. bak Bize biliyorsun her gün geliyor zaten. Evet, Yatırım evet. finansmanlı raporu geliyor. Ee, 92 günde 52 55'te 52'lere düştü. 52-53. da kamu bankaları veriyor. Evet. evet. Ne dersiniz hocam bu konuda? Ee, yani bence bu sıkıntı çünkü e, bu parasal aktarım mekanizması yani para politikasının aslında o politika faizinin mevduat kredi faizlerine aktarılması kredi yani üretim kararları, yatırım kararları ve tasarruf kararlarını etkilemesi gerekiyor. Biz son 6-7 aydır zaman zaman hani Merkez Bankası faiz arttırsa bile Mevduat faizlerinde gerileme gördük. Sonra Merkez Bankası faiz arttırdı bir yukarı doğru hareketlenme gördük. Hani bu e, şeye göre bu aktarım mekanizmasında zamanlar arasında çok da tutarlı olmayan e, geçişler görüyoruz. Tabi bunun bir kısmı Merkez Bankası'nın kontrolünde olamıyor. İşte bu son örnekte olduğu gibi piyasa mekanizmasının bir yansıması da oluyor ama sonuç olarak sevgili Nuri'nin de söylediği gibi yani borsadaki hareketleri etkiliyor. Tasarruf davranışını etkilemeye başlar. Tüketim tarafına tekrar tetikleyebilir. Yani o aktarım mekanizmasının iyi ve tutarlı bir şekilde çalışması gerekiyor. i̇ki yani ay yukarı, iki ay aşağı çok hızla 8-9 puanlık bu kadar iniş çıkışlar tasarruf sahibinin hani beklentilerini TL'de kalsam ne olur? dövize geçsem, dövizden çıksam ne olur, borsaya gitsem ne olur? Hani burada sürekli kafa yormasını gerektiren ve eninde sonunda kendisi açısından da tutarlı ya da kalıcı bir davranışı bir süreliğine de olsa engelleyen bir durum çıkar. O açıdan bu bir sıkıntı bence. En kritik dönemindeyiz. Talebi yavaşlatmamız gereken bir dönemdeyiz. İşte servet etkisi vesaire bunları kontrol etmemiz gereken bir dönemdeyiz. O açıdan bu, bu likit denilen kaynaklanan e, para politikasındaki o boşluğu, o tutarsızlığı diyeyim e, önüne geçecek adımlara kesinlikle ihtiyaç var. Çünkü para politikasının bir ayağı paranın fiyatı olan faizse bir ayağı da paranın miktarıdır. Yani o likittedir. İşte Merkez Bankaları bilançosu deriz. E, dışarıda öyle konuşuyoruz. Bizde tam bilanço'nun yükümlülük tarafı bunu yansıtmadığı için başka kavramlarla konuşuyoruz ama yüzde %50 bir gücü var neredeyse para politikasının etkinliği anlamında son derece önemli ve zayıflatıyor. En güçlü olması gereken dönemde zayıflatması bence ciddi bir sıkıntı gibi gözüküyor şu anda. Burada evet. bir araya bir küçük yani ben biraz daha sade tarafla anlatmaya çalışayım. Yani hocam zaten çok detaylı anlattı, çok da güzel anlattı ama şimdi biz enflasyon ne olarak tanımlıyoruz? paranın yani arzının artması. Çok fazla para varsa değeri düşer. Yani çok fazla domates varsa rekoltesi yüksek domatesin fiyatı düşer. Arz talep dengesi. Şimdi siz bu kadar likitte yarattığınız zaman yani döviz alıyorsunuz. Bunun karşılığında bir kitle yaratıyorsunuz. Merkez Bankası'nın en önemli görevi paranın değerini korumaktır. istikrarını korumaktır. ilk maddesi zaten. Şimdi siz o parayı piyasada bırakırsanız likit olarak bırakırsanız bu para sıkıntı yaratır. Geçmişte büyük sıkıntılar da yarattı ama şu anda öyle bir dönemde değiliz. Şimdi doğal olarak bunun bugün Merkez Bankası'nın vereceği mesaj bu likitten ne olacağına dair olmalı. Hmm. Eğer bu likit kalırsa bu piyasada bu para yeniden başa döneriz. Yani bu 10 Mayıs öncesinde güzel sıkılaşma olmuştu. Ekonomide de şey enflasyonla ilgili önemli adımlar atılma noktasında mesajlar <laughs> veriyordu. Şimdi doğal olarak bu sıkıntı. Çünkü sizin enflasyonunuz 69.8. Beklenen enflasyon işte senede de Hakan Kara bile 45 civarında bekliyor. E, siz biz 45 civarında faiz veriyorsanız nette. Bu bir sıkıntı olmaya başlıyor. Bu yüzden parayı sıkıştırmamız lazım ki bir süre daha. Ya da Merkez Bankası bunda daha net mesajlar vermeli ki... ...paranın değerini düşürücü etkiler ortaya çıkmasın. Bu yani, çok önemli. Hı. Ben hocama bir şunu <laughs> sormak istiyorum. Hocam şimdi iktisatçılar arasında... ...bir tartışma başladı görünüyor. Ee, bu özellikle ciddi şekilde rezervler arttıkça... ...ama bunun önemli bir kısmının da... ...hem e, Türk lirasından döviz kredisine dönme, yabancı para kredisine dönmekten kaynaklanması hem de carry trade'in öne çıkması ciddi bir tartışma yarattı. Reel sektörde de bunun etkilerini mesela ben dün Adana'da gördüm. Ya bunun sonu ne olacak? Neyse. Ya, yani evet, kurun bu, bu sakinliği mi? kurum bu sakinliği bir. Carry trade bu kadar devam ederse bu ihracat ne olacak? Cari açık tarafında biz neler yaşayacağız. Yani sanayici carry trade'den mi endişeleniyor? Sanayici carry trade'den endişeleniyor. Abi, enteresan bak. Faiz. Yani. Abi hepimiz endişelenmeyiz. Ha? Carry trade yani. bizim cebimizden parayı yabancılara evet. veriyor aslında. Mesela şey, bak bir şey değil. dün şu nida çok ciddi şekilde salonda vardı. Ki başkan da Allah söyledi. Allah. Zeki başkan da söyledi. Biz bu filmi daha önce seyretmedik mi? Yani. Ya o kadar bunları... kötü değil Hakan abi sanki ya. Kötü, ya kötü kötülük. Ya hemen böyle. Kö kötülükle hiçbir alakası yok. Yani. Kötü ya da değil. Herkes görüyor zaten. Bu program piyasa dostu olan bu program başarıya ulaştı. Parayı buldu getirdi. Tamam. Tamam. Finansal istikrar sağlayacağız. Ama peki bunun bize ne faydası var? O zaman faizleri mi en kısa zamanda düşürecek? Bize mi bu paraları dağıtacak? Çünkü bankalar bu kadar parayı ne yapacak? Bir de bunu soruyor reel sektör. E Tabii ki şimdi bankalarda para var döviz döviz işlemlerini yapıyor mesela bir de şu sırada şu da konuşuluyor ya bankaların bir kısmı yurt dışı fonlarla da anlaşıyorlar hatta bankalar e, bu işe iyice inandı doların düşük kalacağı işine iyice inandı Türk lirasının reel olarak değerleneceğine inandı orada riskler de alarak bu döviz meselesini ciddi şekilde e, yani bir kazanç kapısı haline de getiriyorlar dışarıdaki fonlardan da para alarak da şimdi bu da ister istemez içeride bu dengeler bir yerde patlar mı? Yani bir short sıkıntı, pozisyon mu açıyorlar bankalar. Short zaman? pozisyon açtıklarımız. O bu söylüyorum. çok tehlikeli işte. Eğer doğruysa o çok tehlikeli. Evet bu tehlikeli işte. bu bunu mesela dün reel sektör konuşuyordu. Yani bu 2001 krizin hazırlayan sebepler de o. Nedir o hocam? öyle bir şey olmaz. Evet mı? yani hocam acaba bu iktisatçılar arasında hocam müsaade ederseniz bir iki şey daha söyleyeyim. <laughs> ee, mesela Hakan Kara e, hocam diyor ki Yerli de yabancı da keri yapıyor sonuç olarak diyor. Yani e, her iki tarafta bu dövize dönme meselesinde keri trade olarak görüyor. E, Mahfi Hoca da demiş ki valla bir bahar havası esiyor ama bu bahar havası insanı çarpar demiş. <laughs> KKM e, hatasını Hı. keri trade düzeltmeye çalışmak yağmurdan kaçarken doluya tutul tutulmakla eş anlamlıdır demiş. Ne dersiniz hocam bu? ...iktisatçılar arasında da... ...reel sektörde de tartışılan bir konu. E, kesinlikle... ...katılıyorum. Yani aslında... ...bir süredir gördüğümüz ve gelme... ...ihtimali olan bir tablonun netleşmesi... ...demek. Yani özellikle... ...kur politikamızın... ...netleşmemesinden kaynaklanan... E, ...bir tablo. Hatta... E, ...özellikle beklentilerin... ...bir tarafa doğru çok yoğunlaşmasından... ...gelen bir sonuç. E, bütün dünya aslında... ...yerli yabancı, yatırımcı... Türkiye Japon ev hanımı gözüyle bakıyor. Yani bir zamanlar çok konuşuyorduk. Ee, Türkiye, Türkiye'ye Japon ev hanımları bile e, bu fırsatı gördü, geliyor diye. Şimdi neredeyse herkes aynı gözle bakıyor. Ee, yani Noru sevgili Nuri biliyor işte trader nasıl bakar? Burada kur böyle yatay kalacaksa %45-50 getiri olan bir ülkede siz 100 doları 100 euro'yu bozun. Ondan sonra %45-50 parayı kazanın. Onu cebinize koymadan ee, hani nasıl olsa kazandım diye herhalde beklemeyecek bu geldi hızla gidebilir kur sürekli burada kalmayacak beklentisiyle de o yüzden yani bu Türkiye ekonomisinde biz kur şokları istemiyorsak yönetmemiz gereken bir tablo bu yani o yüzden kur politikamızın çok netleşmesi gerekiyor kur politikamız TL reel olarak değerlenecek dediğimiz anda Üstelik raporlarda işte dolar 26 lira olurdan yıl sonunda. 32, 35, 37 yani buralarda kaldığım için böyle bir TL getirinin çok doğal bir sonucu. Türkiye'de hiç dövizimi bozmam diyenlerin bile döviz bozmaya başladığını anekdoter olarak duyuyoruz, işitiyoruz. Ama bu e, ilelebet bir tavır anlamına gelmeyecektir. Yani herkes biraz trader gözüyle bakıyor. Böyle bir fırsat varsa bunu değerlendireyim gözüyle bakıyor. O açıdan en az ihtiyacımız olan o volatilite, kur şoku... Yani kurun kontrolümüz dışında artışları yani kur patlar falan demek istemiyorum ama hani kısa sürede daha güçlü artışların enflasyon beklentiyen tam yenilemediği bir ortamda daha da olumsuz etkileri olabilir. O açıdan biz para politikamız aşağı yukarı daha net, maliye politikamız henüz net değil ama netleşme yönünde emareler veriyor hani yeterince güçlü bir tasarruf eğilimi yok ama vergi politikası kayıt dışı bir takım adımların geleceğini görüyoruz ama e, kur politikamızda çok e, belirsizlik var e, kur politikamız net değil ve verilen mesajlar şu anda o carry trade'i çok destekleyen bir nitelikte bu da sakıncaları beraberinde getiriyor diye düşünüyorum kur politikamız yani yönetilen bir kur sistemindeyiz madem 32'nin altına inmesini istemeyecek şekilde yönetiyorsak 32'nin üzerine çıkmasını istemiyor şekilde de yönetiyoruz demektir. Yani o anlamda hani kurun yukarı gitmemesi de ekonomi yönetim elinde bir tercih yapıyor. İsterse biraz yukarı götürebilir. Hani daha fazla döviz alır, götürür. Onu o likitliğe çekmeye çalışır. Yönetilen bir kur sistemi var. Nasıl yönetilecek? Bugün böyle 3 ay sonra farklı mı? O zaman çok çok spekülatif bir ortamda yaratırız kur politikasına netliğe ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ya ben, bir şey ben tarihle ama. ilgili söyleyeyim. Şimdi ben o dönemdeki yani 94 2001 bu dalgalanmaları geçtim. İşte 2001 öncesinde bir hikaye anlatayım şimdi gerçek olanları söyleyeyim. 2001 öncesinde korkutucu bir hikaye Yok olmasın. yok. IMF'le bir anlaşma yapıldı. <laughs> IMF'le yapılan anlaşma sebebiyle dediler korkutucu değil ama ürkütücü. <laughs> <laughs> anlaşma öncesinde dediler ki Türkiye net dış varlık <laughs> kadar net iç varlık yaratabilir. Yani ne kadar döviz alırsanız içeri merkez bankası kadar TL yaratabilirsiniz dediler. Tabi çıpalama sistemine geçildi. Belli bir bant aralığına gidildi. Doğru. Belli bir bant aralığı bir süre sonra e, genişletilecekti. Hmm. Bankalar çatır çatır tabi gördüler. Yıl sonunda kur belli. Merkez bankası forward anlaşması vesaire yapıyorsunuz. Kur belli olduğu için herkes gitti short pozisyon aldı Hakan Bey'in dediği gibi. Çok güzel çünkü alıyorsun direkt olarak. Bunu en çok yapan Demir Bank'tı hazine bonolarında %30 faizlere kadar düşürdü faizleri. Burasına kadar aktifleri hazine bonosuyla doldu. O zaman devlet tahvili yok hazine bonosu var. En fazla 3 ay 6 ay. E doğal olarak ondan sonra sıkıştık. Ciddi bir sıkışma oldu. Ondan sonra IMF bir gevşetti. Demirbank batacak batmayacak böyle bir kısa süreli çünkü aldığını dövize gönderdi falan falandı. Hmm. Bu hikaye enteresan bir hikayedir. Sonrası artık müdahale edemez noktaya geldi. Şimdi her şey çok güzel. Herkes çok mutlu. Para giriyor hocamın söylediği gibi, Mahfi hocamın söylediği gibi her şey güzel ama yarın bugün carry trade kaynaklı. Carry trade yani taşınan ticaret demek. Yani paraları birbirine çevirerek oradan ticaret yapıyorsunuz. E bunun sonunda siz cebe atmak isteyeceksiniz bu karı. E, karı cebe atmak istediğiniz zaman dövize dönmek isteyeceksiniz ki şimdiden forwardlar ve opsiyonlar yapıldı. Onu yapanlar da zaten bunu yapıyorlar. E Dolar döviz talebi ortaya çıktığı zaman ne olacak? Bunun çözümü ne olacak? Bununla ilgili Merkez Bankası'nın bu yüzden vereceği mesajlar çok 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 önemli. Yani ben o yüzden diyorum Ağustos ayına bir bakalım. Ağustos ortasında durum netleşsin. Ya Çünkü, bunun alternatifi ne pek yani? Ne, gelmesin mi diyelim kere? Hayır öyle araya. değil. Tabii ki gelsin. Ama bunun arkasına siz... Ee, daha mali reformları ortaya koyarsa, şimdi tasarruf tedbiri diyoruz mesela. Hı hı, oradan girelim. Hı. Şimdi tasarruf neden yapılır? Fazla harcamadan yapılır. Hı hı. Bir fazla harcamanız varsa tasarruf yaparsınız. Yani insanları servislerini iptal etmek bir tasarruf mudur? Zaten onun mevcut olması gereken bir harcamadır. Tasarruf nedir? Evimde ben ne bileyim işte iki üç tane e, ekstra bir şeyim varsa harcamam varsa onları kısarım. Bir tane indiririm gibi. Yani işte e, aldığım işte e, zeytinyağı daha yüksek olanı değil daha ucuz olanını alırım falan filan gibi böyle şeyler yaparız. Bunları yapmayıp da olan harcamalardan ufak miktar yapınca ki 200 milyar TL'den 3 milyar dolar yapıyor. Hı hı. Yani çok bir şey olmuyor. Bunlar da olarak bunlara büyütmek, tasarruf tarafında önemli şeyler koyduğunuz zaman ülke ekonomisine karşı bir güven de oluşacak. Şimdi yapılan her şey para hareketleri. Para hareketleriyle bir yere kadar gidersiniz. Peki, peki. Burada, burada bir hocama <laughs> müsaadenle tekrar bir şey sormak istiyorum. O, tabii hocamın vakti varsa bilmiyorum. Hocam, var var. Bak, Hocam deme. ona kadar birlikteyiz değil mi? Korkut hocayı yine. Şimdi şöyle bir durum da var. Ya Bundan iki ay öncesinde biz Merkez Bankası nasıl rezerv yakarak e, kuru tutmaya çalıştığını konuşuyorduk. Tartışıyorduk. Evet. Bu işin sonu nereye varacak falan Nereden diye. Nereden buraya bakıyorduk. geldik bir anda? Bir anda o kadar hızlı değişti ki 50 milyar dolar geldi falan rezervler şöyle arttı şirketler döviz kredilerine döndü filan. İşte Haziran'da gri listeden de çıkacağız. Şey de, turizm tarafı da iyi gidiyor. Bu kurlar burada kalır ee, fikri iyice insanların kafasına yerleşti. Şimdi de eyvah bu carry trade'i nasıl biz tutacağız? Bu şimdi ne gibi sıkıntılara yol açacak diye bakıyoruz. Bu kadar volatil, bu kadar oynak bir, bir durumu da zihni e, dalgalanmayı da Vatandaş üzerindeki etkisinin ne olacağını ben merak ediyorum. Bu e, hakikaten yönetilmesi de ekonomi ta yönetimi tarafından idare edilmesi de çok zor bir konu haline gelmeye başladı ya da başlayabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz hocam? E, katılıyorum zaten hani bu kadar bunu konuşuyor olmamız ve ortadaki tablo merkez bankasının bu kadar döviz alması, herkesin döviz satmak istemesi işte carry trade dediğimiz konu yerli yabancı herkesin yapmak istediği bir durum ama kısa bir süre sonra terse de dönebilir. O yüzden yani tasarruf sahibinin hanelerin enflasyon beklentisinde oluşturan herkesin kafasını karıştıran bir tablo da ortaya çıkıyor. Çünkü yani bunun sonuçları bir süre sonra farklı yönde olabilir. İşte bu nasıl enflasyona yansıyacak bunu konuşmaya başlayabiliriz. Bu açıdan kesinlikle yani iyi yönetilmesi gereken bir durum. Elbette sermaye girişine ihtiyaç var ama dünyada çok para var. Yani üç büyük merkez bankası FED, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası'nın aktif büyüklüğü 20 trilyon dolar. Yani Türkiye dünya ekonomisinin yüzde biri zaman zaman bu dünyadaki birkaç büyük merkez bankasının yani çıkardığı paranın yüzde birini falan çekebilme potansiyeline sahip. Abartarak söylüyorum elbette ama 20 trilyon doların 200 milyar doları bir yılda Türkiye'ye gelebilir. Yani böyle bir potansiyel var. Fırsat arıyor, yer arıyor. Hele hele kurla ilgili daha garanti bir şey görüyorsa, tablo görüyorsa da rahatlıkla gelir. Çok kısa süre içinde gelir. Ama bunun bize ne kadar faydası olacak? Evet. Yani gelirken o kur garantisini bu kadar vermememiz gerekiyor. Kurun yani veya kurdaki hareket konusunu yönetilen bir kur sistemi. Yani bunu Çin'de yapıyor, Asya ülkeleri de yapıyor. Yapabiliriz. E bunu sabit tutmak gerekmiyor. Ama şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani Merkez Bankası orta vadeli programda kendi dolaylı yoldan daha doğrusu ekonomi yönetimi bize 36-37 lira bu yıl ortalama kur dedi. E böyle bir şey oluyorsa biz yılın başından bu yana işte 30'dan 32'ye gelmiş bir kur ortalama 36'ya doğru gidecek elimizde böyle bir referans varsa yılın kalan bölümünde... Görece daha hızlı bir hareket olacak gibi beklenti de oluşabilir. Biz 32'de ne kadar kalırsak ya da 32-33 neyse bu civarda o zaman e, Türk, Türkiye daha pahalı bir ülke haline gelecek. Yani hem rekabet gücümüz daha olumsuz etkilenecek, hem her an bu paranın realize olması, bu karı cebine koymak isteyen yerli yabancı yatırımcının davranışları değişebilecek. Yönetmemiz daha da zorlaşabilecek. O açıdan ben hep aynı noktaya geliyorum kur politikamızın netleşmesi lazım. Şu evet yani kur dalgalanacak, bırakacağız, gideceğiz, gidecek değil ama reel olarak değerlenmenin bir ölçütü olmalı. Yani açık açık o da verilemez ama kur riskini hissetmeli. Yani bir yatırımcı kur riskini hissettiği zaman daha frenli gelir. Bizim bu kadar bardaktan boşalırcasına gelmesine değil, daha kontrollü bir girişe ihtiyacımız var. Bir taraftan da Sadece portföy yatırımı değil doğrudan yatırımların kapısını açacak da hareketlere ihtiyaç var. Yerleşiklerin e, TL cazip diye kısa süreli bir davranış değişikliğinden ziyade emin değilim öyle mi? Ama enflasyona indiğine dair inancını güçlendirmeye ihtiyaç var. Yani enflasyon iniyor ben bu yüzden TL'ye dönüyorum diyor mu demiyor mu bunun cevabını iyi bulmaya ihtiyacımız var gibi geliyor. Soru çok. Merkez Bankası eminim bu soruları soruyor. Bugün de konuşacaktır. Ama biraz hızlı cevap üretmemiz ve aksiyon almamız gereken bir dönemdeyiz galiba. Dün Alaattin Aktaş hocam benzer e, yorumu yazmıştı sizde o noktada. Hani vatandaşın dolardan TL tercihi enflasyon beklentileri düştüğü için mi? Yoksa TL getirisi bir tarafta yüksek doğal faizleri dolar da hareketsiz... 1'e 5 gibi bir tablo vardı dünkü hesabında. O zaman hmm. ben en iyisi TL mevduata geçeyim. Bu enflasyonda düşüş beklentisinden çok fazla da hariç bir yaklaşım diye ortaya koymuştu. Dün biz Selva Hoca program yaptık bizim YouTube tarafında Selva Demiralp şöyle bir yorum geldi. Hakikaten insan böyle hafif böyle gülümsüyor da ya Merkez Bankası madem bu kadar çok para giriyor Hani Sayın Şimşek dedi ya Merkez Bankası dokunmasa 30'un altına gelir bu evet. diye. O, evet. o zaman bıraksın dedi her izleyicimiz öyle düşün. Düşünüyor vatandaş. Bıraksın o zaman diyor Merkez Bankası. Gelsin 25'e. Alacaksa 25'ten alsın diyor. Niye 32 33'ten alıyor diyor. Şimdi kafalarda bir dolu soru <laughs> işareti hani döviz rezervini toplayacak ya Merkez Bankası. Niye 33'ten alsın ki? Evet, hesap yani yir, onu gerektiriyor e bıraksın 25'e, insin iniyorsa oradan toplamasını alacak tabii çok oynaklık yaratıyor. Son bir soru hocam. Hakikaten sizi bugün biraz fazla tuttuk. Yok, biz onun keyifle, keyifle. Üç kişi olunca tutmak kolay oluyor tabii hani. <gülüyor> <gülüyor> burada daha 80'e baskı yok diyorsun yani. Aynen. Yani. Nuri Sevgen Allah'tan burada. <laughs> hocam şunu soracağım. Diyelim ki tırnak içerisinde bu bir oyun. Yani carry trade oyunu. Hani oyun diyorum ki biraz da hafif bir rahatsızlığın bazı iktisatçıların Hakan abinin deyimiyle olduğu bir süreç. Bu peki nasıl bozulabilir? Sizin dünkü yazınızda faiz indirim olası faiz indirimi konusu tartışılıyor. Biz faiz indirimini tartışmaya başladığımızda ya da adım atmaya başladığımızda mı bu sistem ya da oyun bozulur? Orada mı dikkatli olmalıyız? Gibi bir son sorum olayım izninizle buyurun. Yani ben dünkü yazıda da şunu vurgulamak istemişim. Yani şu anda Merkez Bankası'nın 2025 sonu enflasyon hedefini %14'te tutmasının sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Çok iddialı bir hedef. Mayıs'ta %75'lere gelecek bir enflasyonun 18 ayda 14'e inmesi tahmin ediliyorsa 60 puan bir iniş demek 18 ayda. O zaman bu çok iddialı bir sürü risk varken ve şöyle bir sonuç da getiriyor. Biz yılın son 3 ayına girdiğimizde o 14'e yaklaşıyor olmamız lazım. Yani 12 ay sonrası için. 14 değil 18, 19. E o zaman 50 civarında bir faizle Merkez Bankası son çeyreğe girerse 14-15 enflasyon bekleyen bir Merkez Bankası 30-35 puan reel faiz veriyor olur beklenen enflasyona göre. O zaman da çok rahat şu soru sorulur. Yani niye bu kadar reel faiz veriyoruz? 30'a indirelim faizi. Ee, yine 15 puan reel faiz vermiş olacağız madem 14 olacağını düşünüyorsak. Yani Merkez Bankası'nın üzerinde faiz indirim baskısı artar. İşte o faiz indirim baskısı da bir tarafta tüketicinin 90 beklediği enflasyon var. Bir tarafta piyasaların 45 beklediği enflasyon var. Hani bu yıl sonu için, gelecek yıl sonu için 25-30. Bir taraftan da işte Merkez Bankası'nın bu yıl 38, seni 14. Yani dolayısıyla evet son çeyrek aslında hani kararları etkileyecek, ben tekrar dövizeme döneyim, tüketeyim, enflasyon inmeyecek. Yani bu kararların e, tutarlılığını ve kalıcılığını etkileyecek riskleri doğurabilir. Ben son çeyrekte ekonomideki yavaşlamayla beraber e, farklı ekonominin kesimlerinden, iş dünyasından e, bu beklentinin daha fazla dillendirileceğini, yani e, eğer 15 enflasyona inecekse niye 50'de tutuyoruz? Çok ciddi bir indirim baskısı ve beklentisinin olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın çok hani kontrolü dışına çıkabilecek veya yönetmesini zorlaştıracak bir tablo oluşabilir. Bence keşke Merkez Bankası gelecek yıl tahminini 14 değil de 20'li bir rakamda tutsaydı. Gerekirse bir sonraki raporda biraz daha yükselseydi. Daha aşağı giderse daha iyi. Yani hedefin de altına inmiş olur. Daha da başarılı olurdu. Şimdi yani hepimizin stresini arttıran bir tablo oluştu diye düşünüyorum biraz yazılı ondan bahsetmeye çalışmıştım valla çok güzel bir sohbet oldu ya hocam iki e, bağlandınız Hakan abi buraya da bekliyoruz benim hocam ee, İnşallah. benim için de çok keyifli oldu bu yani e, harika oldu teşekkürler ya, bu buradan görüntü mi? de böyle, çok güzel ne demek sekizli biliyormuş hocam masanız geniş yani <laughs> geniş gördüm, gördüm. Ee, ben de böyle bir Hakan Üstat'la senin arandaki yere herhalde şöyle biraz gelebilirim evet. ama senin yerin kritik. O yüzden e, <laughs> ortayı Eski. oynatmamak lazım çok fazla. Güzel tespit Eyvallah. hocam. Eyvallah. Önemli hocam, ve güzel tespit. Çok teşekkür ederiz valla. Çok Peki. keyifli. Ağzınıza sağlık. Benim çok için de hoşçakalın, iyi günler diliyorum.